Türkiye'nin bağımsızlığı sorunu, eşitlik sorunu, laiklik sorunu, bütün bunlar iç içe geçmiştir. Binlerce, on binlerce insan da liman işçisi kazanana kadar Ambarlı'da sizin yanınızda olacak, söz veriyorum arkadaşlar. İş, ekmek, özgürlük! İş, ekmek, özgürlük! Hakkınızı, hak dışlarınızla tanrıya davet edin. Güven sen ver! Hem başkan, hem danışman, hem şoför, hepsi bir arada. Şu pırpır gazetecilerin ses şeyi, böyle suslu başkan demeyin yani. Meslektaşım, arkadaşlar ses kaydı aldığı için bu burada, süs falan diye. Bize oy verin. Bizi seçin, bizi partimize üye olun değiştirelim demiyoruz. Birlikte değiştireceğiz diyoruz, birlikte yol yürüyeceğiz diyoruz ve ne yapacaksak aslında biraz birlikte yapacağız. Geçen sene 996 kadın bize başvurmuş, kadın çocuk genç. Bu sene ne için başvurmuşlar? Uğradığı şiddet, boşanma talebi, çocuğunun istismarı, yokluk, çocuğunu besleyemediği, iş bulamadığı, ekmek bulamadığı için bize başvurmuş bu sayı. Yani Ocak 1 ile Ocak 13 arası 240 kadın başvurmuş. Evet, 240 kadın sadece yardım talebinde bulunmuş. Bu gıdaya dair ama bu yardım yalnız. Temel yiyebileceği günlük ekmekli, yumurtayı, kıyafet şeydi. Ne bileyim bir sebzeydi falan gibi böyle yani yok evde hiçbir şey yok diyor mesela. Yani çürümüş bir düzen. Çünkü niye? Siz ya İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarsanız kadın cinayetleri tırmanacak. Bunu biliyorsunuz. Buna rağmen bunu yapıyorsunuz. LGBTİ bireyleri özellikle ötekileştirerek sanki bu yasa sadece bu sözleşme onlarla ilgiliymiş gibi bir algı yönetimi yaparak bütün kadınları uluslararası sözleşmelerden gelen korumalarla ilgili yoksun bırakıyorsunuz. Bu sizin kendi aracınız mı? Partinin aracı. Ama şoförünüz yok. Yok tabii canım. Emek Partisi'yiz. Hem başkan, hem danışman, hem şoför. Hepsi bir arada. Şimdi Helin Palandöken, kadına şiddet, kadın cinayetlerinin maalesef kurbanlarından bir kızımız. Onun adını açılan kütüphaneye gidiyoruz babasıyla buluşmaya. Çok ağır tablolar yani bazen. Sözlerin kifayetsiz kaldığı zamanlar ve çok arttı bunlar, çok arttı. Çalışmamızda bizi en zorlayan duygusal olarak manzaralar bunlar maalesef. Pek çoklarında da ailelerin adalet arayışının yerini bulmadığını görüyoruz. Tabii tabii. Adalet çığlığı kar topu gibi bir şey. Yani bir kar topuyla başlıyor ama bir çığa dönüyor giderek. Bunun altında herkes kalır. Çok ağır. Bunun vebali çok ağır. Yani bu ülkeye mutlaka adaleti getirmemiz lazım. Hem bireysel sıralamaya karşı, hem kadın cinayetlerine karşı kampanyalar başlattık. Mahalle mahalle, ev ev, alan alan biz startlar açtık, imzalar topladık. Maalesef dediğin gibi bir sonuç elde edemedik. Tabii ki bu ittifakın adayları, milletvekili adayları da önemli. Siz dediğiniz işçilerden olacak. Tabii bu işçileri bir an önce de tanıtmak gerekiyor başkan. İşçi adayları istiyoruz arkadaşlar. Bu bölgeden, Tuzla'dan, Esenyalı'dan, tersanelerden, tekstilden, metalden, petrokimyadan işçiler çıkacaklar. O patronların karşısına çıkacaklar. Sen bu memleketi yönetmeyi göze alıyorsan, bu cesareti gösteriyorsan, bu kadar yalanınla, bu kadar talanınla, bu kadar sömürgenliğinle bunu yapabiliyorsan, ben de senin karşına çıkacağım. Dünyayı sana dar edeceğim arkadaş diye adaylığını ortaya koyacak işçiler.
Hoş geldiniz. Sizden önce geldik. Vallahi iyi yapmışsınız. İşte bunların iktidarı bu 21 yılda madencilerin diri diri maden ocaklarında can verdiği bir iktidardır. Bu kastı kırmadan biz Türkiye'yi aydınlığa çıkaramayız. Zonguldak'ı aydınlığa çıkartamayız. Madenleri aydınlığa çıkartamayız arkadaşlar. Bürokratı da hesap verecek, bakanı da hesap verecek, sendika ağası da bürokratı da hesap verecek. Bu kente gelirken o tabelaları gördük. Her geldiğimizde görüyoruz. Emeğin başkentine hoş geldin. Kara Elmas Diyarı'na hoş geldin. İyi hoş geldik de bu ölen canlar ne olacak? Onların çocukları ne olacak? Bu düzenle mi hoş geleceğiz? Biz bu düzeni yıkmadan bize huzur yok arkadaşlar. Halkın mücadelesiyle gidecekler. Meydanlar ne kadar dolarsa onların gidişi o kadar kolay ve yakın olacak. Bize dayattıkları bir şey var. Bize oy vermezseniz Tayyip Erdoğan gitmez. Gitmesin. Biz sadece 20 yıldır faşizmle mücadele etmiyoruz ki. Benim babam 67 yaşında. Benim babam da 80 işkence gördü. Ben de görürüm, ne olacak? Benim çocuğum da görür. Ama mesele nedir? Demokratik, aydın bir Türkiye'yi kurmaktır. Layık bir cumhuriyeti kurmak ve ilke etmektir. Yani biz ölürüz, ölmeye de alışıyoruz. Ama ne olur bu düzen böyle gider. Bizden sonrakiler de bu düzeni düzeltemez. Bu düzeni ancak biz düzelteceğiz. Bizden sonrakilere de temiz bir miras bırakacağız. Hepinize teşekkür ederim. Madem bu seçim tarihi de ilan edildi, o zaman herkes kolunu sıvazlayacak, çizmesini giyecek, herkes sahada olacak. Şimdiden, bugünden başlayacağız. Bunu yaparsak kazanmaya çok yakınız. Durum bıçak sırtıdır. Tabii ki ibre bizden yanadır. Ama biraz önce anlattık. Yani her şeyi yapacak. Farkı açmak gerekiyor. O yüzden. Bizim çağrımız budur. Mümkünse birinci turda, mümkünse bunu başarabilirsek tek adayla sonuca gidelim. Bu dönem başka dönemlere de benzemiyor. Yani buradan başarıp çıkamazsak eğer başımıza neler geleceğini az buçuk tahmin edebiliyoruz. Yani halk olarak. Yani 14 Mayıs'ta her şey bir anda değişecek. Her şey güllük gülistanlık olacak. Böyle bir şey yok. Onun akabinde mücadele her alanda devam edecek. Biz sizleri böylesi bir platforma davet ediyoruz. Seçim güvenliği platformu kuruldu. Partimiz de merkezi olarak seçim güvenliği platformunun içerisinde. Bunun içerisinde oy ve ötesi gibi, Türkiye gönüllüleri gibi yapılanmalar, sivil yapılanmalar da dahil oluyor zaman zaman bu çalışmaya. Biraz kadınlar olarak Emre Bülce... Yani ben parti gözetmiyorum burada. Kadınımızla görelim. Bu da ikinci görüş ya. Evet, bu uzman çok aşk etmiştim başkanım. Vallahi çalışan insan olur. Evet, daha iyi çalışıyor. Görüşürüz, hadi görüşürüz. Görüşürüz, hadi. Dileğe ha, sana en sağlık. Hadi, kolaylıklar, hadi görüşürüz. Ankara'ya uğurluyoruz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hadi, sana da kolay gelsin, görüşürüz.